ekranları başındaki izleyicilerimiz ve stüdyodaki konuklarımız. Hepiniz Çarkı Pele'ye hoş geldiniz. Televizyonların en çok izlenen, en çok ödül dağıtan efsanevi yarışması Çarkı Felek başlıyor. Ve karşınızda Türkiye'nin bir numaralı şovmeni Mehmet Ali Erbil. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Dünyanın en çok kazandıran yarışması Çarkı Felek. Dünyanın en çok eğlendiren yarışması Çarkı Felek'ten. Sizler stüdyomuza, sizler de ekran karşısına hoş geldiniz. Evet, muhteşem ödüllerimiz var biliyorsunuz. Arabalar, motosikletler ve de özel bir evimiz, bir dairemiz olacak. Ona göre... Çarkı Feleğe attım temel, huzurlarınızda hostes Emel. Ay. Emel, Türkan Şoray'ın gençliğiyle benzemiyor mu? Ay, bunlar iki sene önceki haline. Ay kurban olsunlar. Nasılsınız? Çok iyiyim. Nasıl? Sizi de çok iyi gördüm. Gerçekten mi? Evet, pembiş pembişiz. Nasıl, insanlar seyrediyor muymuş Çarkı Felek? Evet, sağ olsunlar, izliyorlarmış. Bizi çok yakıştırıyorlarmış. Vallahi mi? Evet, çok iyi bir ikileymişiz. Çok evlendim. Ben kariyere odaklandım. Murat ne yedin, ne içtin? Var bir durum, var bir durum. Yok artık. Hadi canım. Yok artık. Hem de bulduydum. İflas 300. Mehmet Ali, sen benden büyüksün aslında, biliyor musun? Burası. Bu benden çıkmadı. Sen bahtsız kadınsın. Değilim ya. Bahtsız deyip durma ya. Değilim bahtsız ben. Kimine gecedir mor, kiminin salkımlı soka. Şimdi kimler geliyor? Hemen Instagram'ımızı verelim. Mehmet Ali Erbil bitişik, Emel'inki çok güzel. Benimki ne kadar basit. Mehmet Ali Erbil. Emel'inkine bak. Ne yedi? Emel OZKZLTS. Uygur. Uygur. Uygur alfabesi. Şimdi de kim geliyor? Dünyalar güzeli bir... Tuğba Özay geliyor. Merhabalar. Ay ay, yerim ben. Yerim.
teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Konuşacağız. Beni nasıl sizler olsa, yarattınız. Herkes. Çok teşekkür ederim. Şimdi de Türkiye'nin en genç, en yetenekli haber spikerlerinden Murat Güloğlu. Ama bir şey söyleyeceğim. Murat'ın kemeri gördünüz mü? Ateş. Süper. Yakıyor vallahi, yakıyor. Oradan da gözüküyor mu? O kemerin erkek için olanı var mı? Süper. Ben bakıyorum ekranda gayet şık, gayet rahat değil mi? Hafta sonları izliyor musunuz? Teşekkür ederim. Ve şimdi de Suzan kardeş geliyor. Sen benimkini öp. Tamam. Berhudar ol evladım. Buraya mı gidiyor? Efendim. Ve Tanrı kadını yarattı. Kız maşallah gittikçe ya, güzelleşiyorsun. Sen de öyle, saçlarına bayıldım. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi. Çok yakışmış, uzatmışım biraz rengi falan, evet. Süper. Evet, diyorlarmış ki şimdi herkes keşke Mehmet Ali gibi yapsa saçını. Ama benimki boya değil yani. Kel olacağı ama. Ay o da geldi. Evet, tatlı. Ay bu Suzan var ya, ilk aramıza düştü bu. Bundan 30 sene önce mi? Saymayalım seneleri. 30 sene önce aramıza düştü. Elimi öpmenden belliydi zaten. Makyözdü ama kadroya bak. Uğur Yücel, Necati Bilgiç, ben, Halit Kıvanç. Adile Naşit. Adile Naşit, Hulusi Kentmen. Ayşen Buruda. Ayşen Buruda. Derya Baykal. Derya Baykal. Yani, bir de şey vardı. Turneye gidiyoruz. Bütün hayatımız bunu korkutmak. Suzan Hanım şeyle mi? Biberonla geldi o zaman. O zamanlar. Yok canım o kadar. O zamanlar yeni düşmüş. Hiç korkuyor bu sanatçıların arasından filan. Ben gece bu odasına girmeden odaya dolaba saklanıyorum. Ya Adoş rahmeti ya. Allah rahmet eylesin valla. Ne çekti senden kadın valla. Şimdi onlar oturuyorlar. Hiç değişmedi mi? Gece Arhavi'ye gittik. Arhavi'ye, turneye. Oo. Ondan sonra cuma ben erkenden yattım. Otelin de böyle avlu gibi bir yeri var. Havuzu var. Otelin sahibinin ayısı var. Ya. Ayı kaptı. Kafeste ayıyı besliyor adam. Herkes de tabii merak ediyor yani. Herkes köpek kedi besler. Adam ayı besliyor. Ayıya bakıyoruz falan böyle. Ben yattım. Sabaha karşı onlar oturuyorlar böyle. Bir ses duydum, uyandım. Kapti, kapti. Bir baktım ki ayı sahibinin kolunu kapmış. Yangın söndürücüler bilmem neler adama vuruyorlar, ediyorlar ayıya. Sonunda bıraktı. Sen ne yap ayıya? Elense çek. Ayıya elense çek. Ayıya elense çek. Ayı bu, ayı. 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 Alo. Eda! Eda Mehmet kızımız. Bu şeyler, sakallılar aynı grup mu? Aynı. Sivaslı. Sivaslı Sinan Buga'nın evindeyiz. Sinan Buga. Sağındaki, evet. Sağındaki Sinan Buga, solundaki kim? Evet. Solundaki kim? Sezgin Bey kardeşi. Belli oluyor. Sivas'ın neresi? Kangal. İçinden Tafik, bir tek de Kangal olabilir mi? Su şehri var Tafik. Değil mi? Tafik. Merhaba.
Merhaba. Nasılsınız Sinan Bey? Sağ olun, siz nasılsınız Mehmet Ali Bey? Ne güzel. Yukarıda çıkmamış, aşağıda çıkmış kıllar. Öyle, onu kullanıyoruz şu anda. Meslek ne efendim? Otomotiv. Evli misiniz? Yok, bekarım. Bekarım. Anneniz yanındaki. Sağımdaki, evet, annem. Ay ne güzel. Beraber mi yaşıyorsunuz? Evet, beraber yaşıyoruz. Ablam, eniştem, annem, babam. Baba nerede kardeşim, baba? Beraber. Baba nerede? Baba köyde, Sivas'ta. Ana, adam en güzelini seçmiş. Köyde rahat. Bunlar bizi bıraktı gitti. Sizi atmış stresin içine. Aynen. Peki. Araba için, otomotiv sektöründe adam araba için yarışacak. Bu da fıkra gibi yani. Peki, birazdan tekrar bağlanacağız efendim. Bizi bekleyin, ayrılmayın. Şimdi bakalım stüdyoda yarışmacımız kim olacak, ilk yarışmacımız. Sıralama sorumuz var. Tekrar hoş Emine, geldiniz. Emine nasıl bilirsiniz Allah aşkına, Murat abisi? Ya ben yeni tanıdım, harika bir insan, on numara. Ay, vallahi sarılacağım sana. Herkes bunu böyle numara yapıyor filan sanıyordu. Ben de öyle zannediyordum. Ya. İyiymiş gerçekten. Teşekkür ederim, sağ olun. Maşallah, bahtı açık olsun. Amin. Allah gönlüne göre versin. Amin, sahibine varsın. Amin, hepimiz. Sahibi de yok ki. Yok mu da? Yok. Canım. Değil mi? Bulur inşallah. Var mı sahibi? Var mı yoksa? Var mı yoksa? İşte istiyor. Çok istekli. İnşallah, inşallah kardeşim. Zaten Emel gitse Senegal'e gelin gider ya. Emel'e çok güzel sorularım var. Diyorum ki ikinciyi geçersen kaçıncı olursun? Tutturmuş birinci olurum diyor. Şimdi 5 kuruştan 5 yumurta kaç kuruş eder? 5'i 5 kuruştan 5 yumurta. 25. Bu da olmadı. Bir dakika. Şimdi sizler bildi diye mi alkışladınız? Cevap verdi diye alkışladınız. Cevap verdi diye. Yavrum 5'i 5 kuruş. Yani 5 evet. Tanesi 5 kuruş. 5 tane yumurta alıyorum. Kaç kuruş eder? Söyledi. Kopyamı çekeyim mi? yok çekme. Evet, sıralama sorumuz. Buyurun. Evet. Efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Alıyoruz. Ayol neredeyse gidiyorlar. Ne hoş geldiniz. Ay, 11 harf iki kelimeden oluşan sıralama sorumuz var. Sıralama sorumuz. Butonlara basıyoruz efendim. Kim önce çözerse. Sıralama ne? Ne sıralama? Her şey olabilir. Bir nesne olur. Bir isim olur. Bir olay olur. Şşt. Ya üstteki kelimeyle alttaki kelime birbirine bağlantılı mı olur? Tabii. Aa. Bir tümce mi diyorlar ona? Önce kim bastı? Bir numara basmış. Hayat öyküsü. Hayat öyküsü! Teşekkürler. Tuba. Hem deneyimlidir hem de çok başarılıdır yani. Çarkı Felek'te hostesti biliyorsunuz. Evet. Tabii. Ben de çocukken düştüm. Ya içeride aklıma 17 geldi. 17 yaşındaydım ana hostes. Soramadım. Hostesi. Evet, öyle bir şey hatırlıyorum. Tabii. Seni, 17 ya, yaşında. Ben de hostes olmayan bir... Ben kaldım. Evet, hayat öyküsü doğru yanıtıyla Tuba Özay birinci oldu. Başlamak için ama sorumuz neymiş Emel? 5'i 5 kuruştan. Buyurun. Sorumuz 26 harf, 4 kelimeden oluşan bir şarkı sözü. Şarkı sözü. Evet. Hiç Türkçe. Bize şarkı söylemedin ha, şeyi söylüyor. Türkan Şoray'ın hangisiydi o? Balıkçı Azize. Bak balıkçı. Bilir misin onu? Balıkçı Azize. Nasıldı Balıkçı Azize? Azize, Azize. Nenlerelenlenlenlerelere. Azize. Hayır o değil ayol. Yok canım. Değil, değil mi? Mi? O değil. Hangisi? İman sen bilirsin. Hangisi? Evet. Ey kız. Bir dakika. Bir tane söyleyeyim mi? He? Söyleyeyim mi? Başını söyle. Başını söyle sadece.
Ey kız balık mı oldun da yoksa koca mı oldun? Bak, kör müydü gözlerin? Oh oh minik kız. Onu gece mi aldın? Onu gece mi aldın? Vallahi her şey var. Çok maşallah. Abisi her şey var. Muhammed çok şanslısın kardeşim. Muhammed. Seviyor musun? Aşk var mı aşk? Çok seviyorum ya. Abi. Evet. Tuğba çeviriyor. Ve birinci soruyu çözmek için Çarkı Felek başlıyor. İflas. Yok canım. Yok geçti. 250 puanlık sessiz hat. Bu bir şarkı sözü. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M. İki tane. Bravo. İki tane, bir tane. Çevirebiliyor muyum? Tabii, buyurun. Tekrar 250. Sivas'ın sesi. Sivas'ın sesi bir tane. Devam. Yine 250. Tuğba'nın T'si. Evet, Tuğba'nın T'si, bravo. Murat Bey, buyurun. Haydi bakalım. Dakika bir. Ve Suzan kardeşe geçiyor efendim. Suzan. ...500 puanlık sessiz harf. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. Tuğba Özay çeviriyor. Yine 250. Taktım. Bu da 250'ye taktı yani. 250 puanlık sessiz harf. Güzelin G'si. Ne oldu ya? Senin, hepsi mi G? Senin yüzün güzel, benim ruhum güzel. Güzelin G'si. Bravo. Haydi Murat, haydi Murat, haydi. Ve Murat da puanla tanıştı. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si bir tane. Murat. Ne yedin, ne var içtin? Bir durum, var bir durum. Muhammed. Bir şey söyleyeceğim, metromüsle mi geldin? Senin evlilik durumu yok değil mi? Hiç evlenmedin. Yok, hayır. Hiç evlenmedim. Allah, ne enteresan bir şey. Ben
Çok merak ediyorum yani. Evlenmeyi. Ben çok merak ettim, o yüzden çok evlendim. Aşk adamısın sen onunla. Aşk adamı. Kova burcu biz ne adamıyız? Siz söylemeyeyim. Aşk meş mi derler, ne bir şey? Bilmiyorum abi. Aşk ben mi? Kariyere odaklandım. Doğru, sen kariyeri seçtin. Kariyeri seçtim. Suzan sen? Çocukla yaparım kariyerde. Sen peki evlendin mi hiç? Tabii ki evlendim. Tabii ki. Tabii ki. Hatta hatırlıyorsun, o zamanlar ben yeni ayrılmıştım. Aa, bu var ya, her şeyi 40 yıl önce yaptı. Evlendi, boşandı. Maşallah, ondan sonra yok mu? Yok. Aa, anladın yani evliliği. Ama tavsiye ediyorum. Ama ben sana anlatamadım. Gıpta ediyorum, tek eşlilik ne kadar güzel, ne kadar sağlıklı bir şey. Evet. Değil mi Tuğba? Tabii ki. Canım kardeşim. Tabii ki, tek eşli olacak. Ya. Ve Suzan çeviriyor. Bal yedim, bal bozulmuş, bal bebe dadanmış. Bal yedim, bal bozulmuş, bal bebe dadanmış. Ay, bunu bir yapamıyorum. Ama yani var, sizde bir şey var. Bu bölümde bir şey var. Hangi odada hazırlandınız? Tuğba'ya geçiyor efendim sıra. Değiştiriyormuş. 15 yaşında da vazifede vardım, kimlere aldanmış. 15 yaşında da vazifede vardım, kimlere aldanmış. Ay, yine mi 250? Süper. Vallahi. Kimi devamlı iflas, kimi devamlı 250. Ben senin odanda hazırlandım, ondan öyle herhalde. İflastan pastan evet. İyidir yani. Aynen. Allah bereket versin. 250, 250. Bülbülün aynen. B'si. Bülbülün B'si. Şurayı çek. Bak, 250'ye şey yapıyorsun, yok, olmaz. Yok evet. Yok, ona 250'de tamamız da. Allah. Tekrar bu bir şarkı sözü. Ekran başındakiler unuttular sorunun ne olduğunu. Bu bir şarkı sözü. Düşün o kadar yani. Bu tepeye koyun olur mu? O tepeden bu tepeye koyun olur mu? Bu puanlarınız çok önemli finale çıkmak açısından, biliyorsunuz evet. Değil mi toplamda? O zaman alalım 3-5. 300 puanlık sessiz. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K'sı bak. İki tane. Bravo. Devam. 15 yaşında. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si iki tane. Bravo. 1000 puan. Bu bir şarkı sözü. Ekran başındakiler 0544-245-9666'dan evde oturduğunuz yerden bizimle araba için yarışabilirsiniz. 0544-245-9666. Buyurun Murat Bey. Hey. Niye dedin neyse? Niye'nin neyse de var. 124 tane. O gün ben söyleyecektim. Bravo. Murat. Bulacak. Buyurun çevirin beyefendi. Aa. Bu kadar yaklaşmıştık yani. Hakikaten ha. İşte bu yani, çarkı feleğin de cilveleri değil mi? Suzan kardeş çeviriyor.
İstanbul duydum. Ezrem evet. Şirem Asım. Ve Tuğba Özay. Şeytanın bacağını. 500 puanlık sessiz hal. Aşkın kanununu yasam yeniden. Kimi ümitleri. Ama önce harf ki puan al. Puan al önce harf söyle. Ay. Ya unuttum şu an. Aşkın şeysini diyorum aşkın ben. Aşkın şeysi bir tane. Bir puan. Yani şimdi gelelim yanıta. Fasulyenin faydalarına. Aşkın kanununu yasam yeniden. Aslında ama 1000'di. 1000 puan canım. Klimamız olmuyor. O yüzden ben ne istiyorum biliyor musunuz? Zıp zıp istiyorum bir tane. Zıp zıpın yanında, zıp zıpın yanında, zıp zıpın yanında. Bunu istiyorum. Tamam. Güle güle kullanın. Evlendim. Şimdi sıra geldi ikinci turumuza. Bakalım sorumuz. Sorumuz. Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim 1000 tane. Ne bu? Karpuz. Bak. Nar. Üstelik karpuzu da yanlış söyledin. Karpuz. Karpuz evet, evet. Ya öyle diyecektim. Ay aslında. Neden demedin? Şaşırdım. Sorumuz ne? Sorumuz 29 harf 6 kelimeden oluşan bir deyiş. Deyişler atasözü ve deyimler gibi değildir. Halk arasında sıkça kullanılan komik sözlerdir. Örnek? Ay örneğe geldik, geldik. Verebilecek miyim? Örneği veriyorum. Ayağını sıcak tut, başını serin. Ayağını sıcak tut, başını serin. Kendine bir iş bul. Böyle düşünme derin derin. Bu deyiş mi? Bu bir deyişmiş. Çok değişmiş. Deyişler de değişmiş. Vallahi yani. Gerçekten. Ayağını sıcak tut, başını serin. Kendine bir iş bul. Düşünme derin derin. Çarkı feleğe attım temel. Huzurlarınızda hostes Emel. 2 numara Murat çeviriyor. Hayır ortada. Hayır. Girdi bana 400 puanlık sessiz harf. Bu bir deyiş. Mıradımın M'si. Mırat'ın M'si bir tane. ...300 puanlık sessiz harf. Sivas'ın sesi. Sivas'ın sesi. Bir tane de ondan var. Devam ediyoruz efendim. Bu bir deyiş. Yozgat'ın yesi olsun. Yozgat'ın yesi bir tane. Bravo. Bu bir deyiş.
1000 point. Kastamonu'nun kası. Kastamonu'nun kası da var bir tane. Gidiyoruz mu? Vallahi bravo, çok iyi gidiyorsun. Tek tek gidiyorsun vallahi, süper. Tek tek gidiyoruz. Adama nazar değdirdiniz. Tuğba gözün kaldı yani. Var ya. Niye diyor aşk kaldı, olsun? Kaldı. Benim hayatta gözüm kalmaz. Onun başarısı beni mutlu eder. Suza. Allah razı olsun. Bir dakika. Suzan'ın fanları bak. Fotoğrafını kalkar mısınız? Sarışın olan gördün mü Suzan'ın resmini? Sen kızım bluzunda. Evet işte bak. Suzan'ın fotoğrafı gördün. O ben. Biri ben, biri sen. Vallahi ya bu kadar mı sevgi olur bak. Benimkini... Bir tane... Benim de tek fanım var, o da Muhammed üstünde. Benim nerede? Arkanda mı benim fotoğrafım? Nerede? Bak arkada. 8 Şubat'ta oldu ya. Kimse görmesin diyorum, arkada koydum. Aa, iyi yaptın. Bu Beşiktaş'ın forması mı? Belli değil mi? Vay! Suzan bir deyiş için sessiz harf söylüyor. Nazilli'nin nesi? Nazilli'nin nesi iki tane. Bu bir deyiş, halk arasında sıkça kullanılan. Yedi yüz elli. Yine Rize'nin resi. Rize'nin resi. Üç tane. Evet. Haydi bakalım. ...750. Trabzon'un T'si. Evet işte bu kadar. Trabzon'un T'si. Bravo. Ama ne yapayım? Ay. Rize dedim. Ve Tuğba Hanım nasılsınız? İyiyiz efendim. Sağlığınıza duacıyız. Tuğba kaç kere finale çıkmıştır. Çok başarılı bir yarışmacıdır. Bakın söyleyeyim de demoralize olmayın ama. Bütün çeyizi ben buradan düzdüm zaten. Tabii ama şöyle de bahtsız bir kız... Buradan üç tane çeyiz düzdü, üçünü de kocalara verdi, kocalar da çeyizle gitti. Ah. Valla geçen sefer ucu ucuna arabayı kaçırmıştım biliyorsun. Değil mi? Tabii. Ucu ucuna kaçırmıştım. Şimdi belli olmaz, belki bakın, bugün. Kısmet. Belki timing bugündür. Kısmet. Tuğba çeviriyor. ...750. Van'ın V'si. Van'ın V'si bir tane. Tuğba çeviriyor. Bu bir değiş...
anne. Oh. Yani tabii. Vallahi billahi ya, olacak şey değil. Ama ay, tabii puan. Önemli olan şimdi bunu bilmek yani. Bir türlü de bulamadım yani. Deneyeceğiz bakalım. 10.000 puan çok büyük avantaj sağlayacak sana final için. Eğer iflas gelmezse tabii ki. Finale en yüksek puanı alanlar çıkıyor. Bu bir değiş. İşte sessiz harf. Gülün G'si. Evet, bu kadar gülün G'si. 3 tane. Bravo. Buyurun çevirin. Haydi Tuba, haydi. Allah bir verdi bir aldı. Ay yazık ya. Ay böyle de bir şey olur mu yani, var ya. Benim maşallah dediğim de yani. Kısmet diyelim, ne diyelim. Murat'cığım başarılar diliyorum. Murat çeviriyor. Puan değil 400 puan. Çorum'un Ç'si. Evet, Çorum'un Ç'si, bravo. Haydi Suzan, haydi, haydi Suzan, haydi. Bir değiş. Evde oturup böyle... Senin çok sevdiğimiz bir lafın var. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Yok. Evet, onun tekrar kısmeti. Size geldi işte. Onun kısmeti. Bu bir değiş. Halk arasında sıkça kullanılıyor. ...200 puan. Kaç söyleyeceksin? Dünyanın D'si. Denizli'nin D'si 2 tane. Çeviriyor muyum? Evet. Bu bir değiş. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Şanlıurfa'nın şeysi 3 tane. Bravo. Bitti. Bravo. Bravo. Söyleyeyim mi? Evet. Yemek gördün, giriş, iş gördün, sıvış. Ah ah. Maalesef yamuk gördün, giriş... Ya? Ne? Yemek gördün, giriş, iş gördün, sıvı! Bravo.
ondan istiyorum. Tamam. Bir tane de, 1300 değil mi? O 500 puan. Evet. 500 puanlık da, 600 puanlık da bundan istiyorum. Tamam, 200'lük. Daha da. Evet, kaç puanım kaldı? 200 puanınız kaldı. 200 puana da, efendim, bunlar istiyorum. Tamam. Güle güle kullanın. Sen var ya, o silinen puanlı oraya gidecek. Ben size söyledim değil mi? 30 bin ne 10 bin? Burayı süpürürdüm. 30 bin puan ne 3 tane vardı. 30 bin. 30 bin. Tabii. Şimdi arabayı alırdım onunla. Çeyizi düzmeye başladı ya, koca yakındır. Evet. Çeyizi. Pardon bak mikrofona söyle. Ay talibim çıktı. Kim? Hayatım. Bir dakika. Benim. Aslında ağzından kaçtı ama yani vazgeçmem. Bak şey yol yakınken Allah söyletti, Allah söyletti. Fırat'ın da suratı bask gibi değil mi sanki yani? Fırat Siyonslu mısın? Yok, Diyarbakırlıyım. Diyarbakır neresinden? Hani Zaza. Oo, gelin gidiyorsun Diyarbakır'a. Tamam hadi. Hadi. Alo. Eda kızım. Çal sazı. Mavilim, mavi selim, mavilim, mavi selim, tenhada buluşalım mavilim, tenhada buluşalım mavilim. Ne? Mavili ne oldu? Arkada bir tane şey araya... Söylüyor mu bana mı öyle gitti? Mavili. Arkadan biri böyle kaynamış, kaynak yapmış. Kim o? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Siz nesi oluyorsunuz? Arkadaşıyım. Arkadaş nedir bu kadar bu samimiyet, böyle eve girmişsin oynuyorsun istediğin gibi? Ya bir samimiyet yok. Sokaktan geçerken geldi, çekim var dedi, geldim ben de. Allah Allah. Her çekime gidiyor mu böyle? Ya buzdolabı taşımaya geldik, çekime yakalandık. Evli misin? Dulum. Yalnız yaşıyorsun. Evet. Nerede yaşıyorsun yalnız? Sarıyer. Ulan hemşeriyiz lan. Ben de yeni köyüm. Doğru, uçakla bir saat falan ya, köyler. Nasıl yani? Sarıyer, İstanbul Sarıyer. İstanbul Sarıyer. Ha. Eda nedir durumlar evde, heyecanlılar mı? Mehmet Ali Bey, çok eğlenceli bir ailenin yanındayım. Çok da heyecanlılar. Sinan Bey biraz sessiz kaldı ama. Yo, yeterince konuştuk biz sizinle. Sinan Bey hiç evlenmediniz mi? Yok, hiç evlenmedim. Yaş kaç? 36. Ben senin yaşındayken 3. evliliği bitirmiştim. Biliyorum. Peki tekrar bağlanacağız size. Bizi bekleyin, bizden ayrılmayın. Ben size söyledim Tuğba'yı. Uyardım. Evet evet. Vay vay vay. Bir de başka 30 bin puan alsaydı zaten imkanı yok. İflas gelmeseydi direkt finaldeydi. Emel. Efendim. Nasılsın? Sorum, iyiyim, teşekkür ederim. Sizler buradan de... çıkınca ne yapıyorsun? Eve gidiyorum. Annengille. Evet, annemgillere. Oturuyorsunuz öyle. Dedikodu var mı? Sohbet, muhabbet. Ay olmaz mı? Sizleri konuşuyoruz. Ne yaptım, ne ettim? Benim arkamdan konuşuyor musunuz hiç? Ay. Arkanızdan yani önünüzden, yüzünüze konuştum. Ay doğru söyle. Doğru. Ne konuşuyorsunuz annem? Güzel şeyler. Annem benimle ilgili bir şey soruyor mu? Ay ama herkes diyor yani. Mehmet Ali Bey. Herkes mi benimle ilgili soruyor? Evet. Çok uğurlu diyor Mehmet Ali Bey. Sizin için çok uğurlu olduğunuzu söylüyorlar. Hadi bakalım. Çok şanslısın diyorlar. Evet, kendimi çok şanslı görüyorum.
Şimdi yakında koca da bulursun. Buraya gelenlerin hepsi evlendi. Evet. Biz o kadar geldik hostes ama... olanların hepsi evlendi. Bir hostes olsaydın şurada. 300 yıldır katılıyorum ama. Sorumuz. Sorumuz 19 harf 4 kelimeden oluşan ünlü ikili. Nasıl yani? Yani aynı anda anılan bir ikili soru soruyor. Bir ikili sorumuz var. Örnek vereyim mi? Versin mi? Hadi versin. Versin mi? O zaman versin. Versin mi? Örnek ver. O zaman şu an ben polis oluyorum. Evet. Evet. Oo. Ve sizi yakaladım. Hı. Ehliyet ruhsat lütfen. Ben ne gösteriyorum? Ehliyet ruhsat istiyorum sizden lütfen. Gösteriyorum diyelim. Ne diyorum ayol ben? Oyuna giremedim hocam. Peki o ne yapmam? Ehliyet ruhsat diyor işte. Ha ikili. Ehliyet ruhsat. Ehliyet ruhsat. Ha. Ha. Şimdi anladım. Erkeği farklı. Evet. Kova burcunun kadını akıllı, erkeği salak, salak. Estağfurullah. Başka örnek ver desem. Ehliyet ruhsat lütfen. Ay bana da var. Ben de oyuna girmeye çalışıyorum. Gösteriyorum öyle hani bir şey. Ferhat ile Şirin örneğin olabiliyor mu? O da olur. İkili evet. Anılıyor. Yani ikili. Hani Şenbahriyeliler. Evet. Hep Suzan çeviriyor. Ah. Çarkı Melek devam ediyor. Hayır. Vallahi. Mehmet Ali'nin M'si. Herkes evet, söylüyor Mehmet Ali'nin M'si. Ama yok bana gelince. Bir tane. Aa. Devam ediyoruz Suzan'la. Hop, 300 puan. Klasikleşmiş çarkı felek kelimesinden birini söylüyorum. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 2 tane. Hayır 500 puan geldi. Ben buradan dikkat ediyorum. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L. 2 tane. Nazilli'nin nesi? Yok. Aa! Oldu mu şimdi yani? Evet, Tuğba çeviriyor. Haydi. İkili. Bravo. 750. İkili bunlar. İkili anılıyorlar böyle. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi. Ve Murat çeviriyor. Aman Allah'ım. Oh. 250. Kurtuldun. Kayseri'nin K'si. Evet Kayseri'nin K'si bir tane. İkili bunlar. İkili anılıyorlar böyle. Oh. 300 puan. Biberin B'si.
Evet işte bu kadar. Biberin B'si. 2 tane. Devam. Bu bir ikili. Sarının sesi. Sarının sesi de var 1 tane. Evet. Söyleyeyim mi? Evet. Söyleyeyim şimdi iflas falan gelir. Evet, doğru. Allah korusun. Ama güzel değil mi? Çok güzel ya. İkili. Böyle. Sarı leblebi, kuru üzüm. Evet. Sırf çarşıya. Emel'le gideceksiniz. Fazla kalmayın tamam mı? Bir tane bundan alalım. Kahve makinesi çok güzel. Ben de kullanmıyorum. 100 liranız daha kalıyor. 100 liramızda bağışlayalım artık. Size gitsin. Ay bize mi geldi? Yer yok. Yer yok başka. Tamam. 100 lira bize kaldı. Teşekkür ederim. Harikasınız. Beğendin mi? Süper. Pes etme. Söz müzik Tuğba Uzay. Senin önümüzdeki mi beste? Evet. Önümüzdeki... Hayırlı olsun. Bereket. Çok teşekkürler sana ablacığım. Bol bol önümüzdeki satsın. Hafta raflardaki yerini alıyor. İlk kez mi seslendiriyorsun? Burada pes etme ilk kez evet. Beğendik mi? Şimdi 4. etaba geldik efendim. Oh. Herkes çarşıya gitti mi? Bana baktım Suzan ama. Abla da sıra inşallah. Ay, abla deyip durma vallahi atacağım bir şeye. Suzan teyzeye sıra gelecek ama. Önce sorumuzu öyle. Sorumuz 24 harf 4 kelimeden oluşan ünlü ve lakabı. Örnek veriyorum. Hadi Bülent bakalım. Ersoy. Diva. Aa. Ne cevherler var vallahi. Tuğba çeviriyor. Çarkı ferek finale doğru gidiyor. Haydi. Allah geldi. Ar, amin. İflas. Üçüz. Kronolojik. Kronolojik oldu. İflas 10.000, iflas 300. Evet. Ünlü ve lakabı. Süperstar. Sivas'ın sesiyle başlayalım bakalım. Sivas'ın sesi. Aha. Ay Murat ne yedin? Murat sen buraya nasıl geldin anlamadım ki ben. Ama şu an bir dakika hanımefendi. Hanımefendi. Adam bir travmayı atlatsın. Allah Allah. Suzan teyze biz orada adamı şey yap. Ne. Adamı teselli etmeyeceğiz. Sen nasıl ne tesellisi ya? Ne teselli olacak artık? Ama daha saldırdım bölümünden sonra. Ya bir an önce... bir an önce iflas gelsin hayır, diye. Hayır, şimdi Suzan abla da bir hiç kazanmadı önce... ya. Neyse yavrum ağır. Kazanmak de istiyor o da haklı olarak. Hayır. Artık belli olsun akıbetimiz ya. Büyüklerimize saygılı olacaksın teyze. Teyze. Nene, bana nene, Mehmet nene. Ali amca. Nene. Mehmet Ali sen benden büyüksün aslında biliyor musun? Burası Er Meydanı.
burası. Bu benden çıkmadı. Suzan çeviriyor. Çeviriyor. Puan. Şuraya geleydi ya, huzur bulacaktım. Neyse. Ordu'ya gittin mi? Ordu'ya. Yok. Ben gene. Yok ben gene. M'siyle gene Mehmet Ali'nin M'siyle başlayayım. Ben klasikleşmek istiyorum. Mehmet Ali'nin M'si. Şarkı Feleğin klasiği olmak evet. istiyorum. Yok tabii ki. Ay bu kadar harfin içinden yani. Olsun ama. Sen de bahtsızsın ama var ya. Yok hiç değilim. Hiç değilim ben. Fırat'ın F'si falan diyor bana oradan. Esiyor oradan. Diğer yarışmalarda beceriksiz. Şey gibi oldunuz. Fırat'la Tuğba E'niz. Şey. Fırat Tuğba. Vallahi Fırat Tuğba. Fırat Tuğba. Beceriksizim. Ay öyle. İnşallah. Hadi bakalım. O zaman çeviriyorum Mehmet Ali Bey. Hep Tuğba çeviriyor. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si. Ah Fırat. Ah Fırat. Hani şanslı gelecekti. Ben ikiniz de boğuldunuz Fırat. Fırat da boğulduk. Fırat. Oley. Haydi bakalım. Söylüyorum. Söyle. Ben bir şey gibi. Söyle. Kayseri'nin K'sı. Kayseri'nin K'sı. Evet. Allah Allah. 15 dakikadır hiçbiri bir harf bulamadı. İyi günler efendim. Size teşekkür ediyorum. Ya bu kadar da olur mu yani? Allah Allah. Suzi'cim sen de sıra. Bu bir şaka olmalı. Bak nasıl bekliyor ki beni. Ama Suzi'cim bir... oynamıyorum ben, gidiyorum. Şarkı söyleyeceğim. Gel. Sen gel buraya. Lütfen. Şarkı başlıyor. Nazilli'nin nesi? Nazilli'nin nesi? Üç tane. Evet, bu bir ünlü ve lakabı. Suzan teyze çeviriyor. Çok kötüsün. Hızlı çevirecekmişim. Tamam, hızlı çeviriyor. Evet, bak, işte bu kadar. Rize'nin resmi orada. Neydi sor? Bir dakika. Soruyu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Adını buldum, lakabını bulamıyorum. Biliyor musun? Aa. Vallahi. Yoo. Değilmiş. Değil miymiş? Değilmiş. O zaman hızlı neyse, çeviriyorsunuz. Bir ünlü ve lakabı. ...300 puanlık sessiz harf. Yardımcı olun Mehmet Ali Bey, vardır orada ya. Bak söylenmeyenler. Yani. B var. Eskiden vardı. B var, T var, L var. En popüler harfler. Evet. Y var, L var, B L, var. L, 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 L. Lüleburgaz'ın L'si bir tane. Evet.
Allah Allah. Devam ediyoruz. Ya var ya, ne bahtsız kadınsın değilim, ya. Değilim bahtsız deyip durma ya. Değilim bahtsız ben. Var ya, ya. Aksine, Allah, var. Allah seni torunlarına bağışlasın. Aksine hadi. Çok bahtsız. Allah seni torunlarına inşallah bağışlasın ya. Ay canımsın ya, çok tatlı. Kurban olurum, bu ara bir yerde çıkıyor musun? Gel. Her yerde çıkıyor. İntikamı alıyorum. Gençken neler yapardı bize. Ay. Evet, bu yaz. Neredesin? Antalya tarafındayız. İsim verebiliyor muyum? Ne gibi bir isim? Mesela mekan adı gibi veremiyorum. Ama böyle tabii ki Antalya'da böyle bir festival açık gibi hava. Şeyler yapılıyor. Evet. Instagram hesabını oteller, oradan yok, abi. Instagram hesabını söyle. Dur bak. Evet. Neyse, ondan sonracıma orada bir böyle festivaller, turizmi canlandırmak için yapılan. Antalya mı, Alanya mı? Antalya. Antalya içinde. Antalya, evet. Bir de bayramda da Antalya'da farklı bir oteldeyiz. Oo, bayramda. Evet. Instagram hesabını söyle Suzan abi. Instagram hesabını söyle, oradan bütün Suzan haberleri alır. Suzan kardeş işte. Benim Tugba Suzan Ozay kardeş. 10. Sadece Suzan kardeş, o kadar. Suzan kardeş, evet. Seninki? Tugba Ozay 10, 10 rakamla. Sizinki? Murat Güloğlu TV. Bak bak, en bak. Afgan alfabesi gibi. Söyle bakayım. Emel O Z K Z L T S. Böyle bir şey var mı? Şaka gibi yani. Bir daha söylesin onu. Şaka gibi. Mehmet Ali Erbil. Bak ne kadar kolay. Evet, seninki Erbil. Çok kolay. Benimki de kolay Suzan kardeş. Bu evet, benim... Evet, sıra Tuğba'ya geçiyor. Tuğba çeviriyor. Puanlık bir sessiz bir harf. Bir ünlü ve lakabı. Tuğba'nın T'si. Tuğba'nın T'si iki tane. Devam ediyoruz. Haydi finale gidiyoruz. Murat'a geçiyor. Ben... 200 puan. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi bir tane. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si bir tane. Ay çıktı. Bir ünlü ve lakabı. Ha, okey. O zaman söylüyorum. Şimdi... Ama buradan gitmez herhalde. Oo, ben zaten nasıl? Bulamazmışım. Ben bulamam. Buldum. Buldun mu? Puanını arttır. Ha, okey. Ama... Finale çıkacaksın. İflas. Daha onlar bilemez zaten. Ben de bulamam. Çünkü erkek. Lakabı bulamadım. Bir ünlü.
ünlü ve lakabı. Neyin P'si denir? Palamut. Palamut'un P'si. Palamut'un P'si bir tane. Devam mı? Oh be. 250. Berlin'in B'si. Berlin'in B'si bir tane. Artık çevirmeyeyim. Hayatta bulamazmışım zaten. Bir ünlü ve lakabı. Da. Üstteki iki sonra kelime buldum. Lakabı, alttaki de ünlü. Neymiş? Hangi takımsın önce? Fenerbahçe, yükselenim Beşiktaş. Berlin Panteri Turgay Şeren. Berlin Panteri. Bravo. Bravo. 1951 yılında Berlin'de Almanya'ya karşı yaptığımız milli maçta muhteşem bir performans güzel göstermişti. O yüzden de lakabı 1951'den beri Berlin Panteri. Türk Ay, normalde gerçek adı Türk Ay'mış biliyorsunuz. Türk Ay, rahmetli Atatürk koymuş tabii adını. Çünkü Atatürk'ün özel kalem müdürünün müşavirinin oğlu olarak dünyaya gelmiş. Adını da Türk Ay diye koymuş rahmetli Atatürk. Çok, ya. Çok güzel ama yani evet. Bilmediğimiz bir ve şey. Çarşıya gidiyoruz. Evet. 2250. 2250. Bakalım neymiş. Kahve makinesi almıştık. Bu fotoğraf. Aa, varmış bu ya. Ne alacağız? Ay. Bu ne? Fritöz. Çok teşekkür. Fritözümüz. O zaman bir tane... Evet, cappuccino. Yine bir kahveden gidiyoruz. 750. Kaç? 750 mi kaldı? Kaldım. Evet, minik süpürgeyi aldık. Tamam. Teşekkür güle ederim. Güle kullanın. Evet, program devam ediyor. Çarkı Melek, Suzan Kardeş geliyor. Helal olsun. Evet. Şimdi artık son etaba giriyoruz. Arabaya az kaldı efendim. Hem evdeki yarışmacımız hem de stüdyodaki yarışmacılarımız için çok az kaldı. Eda. Mehmet Ali Bey. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Kiminle yarışacağız? Sinan Bey'le mi? Evet, Sinan Bey'le yarışacağız. Sinan Bey, nasılsınız? Sağ olun Mehmet Ali Bey, siz nasılsınız? Seyrettiniz mi programı? Seyrediyoruz. Eğleniyor musunuz? Bence çok eğlenceli. Ev nerede siz? Ev nerede sizin? Sarıyer'de, biliyorsunuz herhalde, dağ evlerini, Kocataş'ı falan duymuşsanız. Aa, bilmez miyim ya? Sarıyer'in neresindesiniz? Dere boyu. Dağ evleri diyelim, büyük derenin üstünde. Oo. Biz sular yolunda oturduk. Bilir misiniz sular yolunu? Biliyorum. Dere vardı eskiden. Eskiden nerede oldun? Eskiden evet, dere evet, vardı. Biliyorum. Burada olduğunuzu biliyorum. Ya. Yeniköy'lü olduğunuzu biliyorum. Ya, gördünüz mü? Peki o zaman size başarılar diliyorum. Önce çok teşekkür ederim. Sağ olun. Otomobil için yarışacaksınız ya, ama bir 5 tane muhteşem ödüllerimiz var. Bir hatırlayalım mı? Sinan Bey, bol şans hatır diliyorum. Emel Hanım'ı, Emel Hanım'ı biliyor musunuz? Nasıl bilirsin? Annem çok beğendiğini söylüyor Özen'e. Ay, teşekkür ederim. Çok çok öpüyorum annenizi. Annenizi. Evet, çok güzel oynuyordunuz. Ay, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin için birbirinden güzel 5 tane hediyemiz var. Öncelikle teknoloji sistemi paketimiz var. İçinde cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarımız var. Ev sinema sistemimiz var.
süper bir motosikletimiz var. Birçok ihtiyacınızı karşılayacak tam 5000 TL değerinde hediye çekimiz var. Ve gıcır gıcır 0 kilometre bir arabamız var. Ve üstelik arabamızın içinde kamera da var. Kamera. Çok işime yarayacak. Sinan Bey. Efendim? Önce hangi renk ya da hangi rakam? Uğurlu sayınız var mı? Uğurlu sayım... Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Ben kardeşim şansına çok inanıyorum. O rakamları veya renkleri ilk önce ondan alalım. Olur. İkiz ya, misiniz siz? Yok, ikiz değiliz de. Ben bütün renkleri söyleyeyim. 4-5 tane renk var herhalde. Evet. Yeşil. Tamam, ben 4... Tamam, ben 4 tane söyleyeyim. Benim söylemediğimi seçeceğiz. Ha. Yeşil çok var. Şanslıyım da biraz. Yeşil tabii var. Tabii çok şanslıyım. Yeşil, mor, turanj, mavi, sarı. Tamam. Sarı. Sarı dedin. Seçmediklerimi ha. Söylüyorum ama ben önce. Anladım. Ben anlayamadım. Yeşil. Sarı, yeşil. Mavi. Mavi orada yerinde. Kırmızı. Kırmızı. Mor mu kaldı? Evet. Aynen öyle kaldı. Moru seçiyoruz demektir. Yani 2 numarayı seçtiniz. Evet, 2 numarayı seçelim. İki numara. Muhteşem bir armağan var içinde. Ama önemli olan soruyu doğru olarak yanıtlamak. Neymiş? Sorumuz 16 harf, 2 kelimeden oluşan bir nesne. Nesne. Size verdiğimiz harfler B, C, D, Y, Z, İ. Siz bize 3 sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. 3 sessiz bir sesli. Olabilir. Kardeşlerimin bütün ismi S ile başladığı için S harfini kullanmak istiyorum. Simas'ın S'si. Sizden de biraz yardım olabilirsek Mehmet Ali Bey'in N'sini demek istiyorum. Mehmet Ali'nin... Bakayım. Mehmet Ali'nin ne? N'si. Ne? Mehmet Ali'nin ne? N'si. Mehmet Ali'nin N'si. Lüleburgaz'ın L'si olabilir. Lüleburgaz'ın L'si. En sesli harfi annemden alayım. B, C, D, Y, Z, İ, S, N, L, sanal. Satam, satam. A harfi. A, annenizin A'sı. Evet, annemin A'sı. S, N, L, A. B, C, D, Y, Z, İ. Neydi sorumuz? Bir nesne. Bakalım hangileri yanacak? Çok şanslısınız. Şans dedim ya. Kardeşimin şanssızlığına güveniyorum artık. Hadi bakalım şimdi açalım. Ben başla dedikten sonra 10 saniye süreniz var. Bu bir nesne. Süremiz başladı. Sandalını biliyorum ama başındaki herhalde bir Yunanca'dan gelmeye bir şey mi? Evet, alayım bir yanıt alayım. Kalis. Hani boşaltmak için kullanırlar gemiyi, değil mi? Tehlike anında. Süremiz bitti. Açalım bakalım. Tali. Efendim? Açalım. Tahlisiye sandalı. Tahlisiye sandalı. Tahlisiye sandalı mı bakalım? İyi
git. Böyle bir sandal olduğunu ilk defa duydum. Bu sandal tarihi. Bravo. Bravo. Bakalım ne kazandı? 2 numara. Efendim, mor bazen cazibedir, bazen uyuşturur damarı. Kimine gecedir mor, kiminin salkımlı sokağı. Wow. Tebrik ediyoruz. Bir motosiklet kazandınız 30 bin kilometrede. Gerçekten iyi günlerde kullanın. Ama bir an kardeşiniz ilk hangi numarayı söylemişti? Hangi sarı rengi demişti? Sarı demişti. Sarı demişti değil mi? Ben de sarı mı dedim. İlk söylediği sarıydı. Şayet sarı da kararlı olsaydı ne kazanacaktınız? Canınız sağ olsun. 4 teker olacağına 2 teker oldu. İyi günlerde kullanın. İyi akşamlar. Çarkı felekte kalın. Şimdi sıra geldi. Stüdyo finalimize. Araba orada duruyor. Kim olacak acaba? Bakalım. Vay be. En yüksek puanı alanla filan oynayacağız efendim. Şimdi... Belli olmaz o. 2 kere çarşıya gitti. Aa, sen çarşıya gidemedin. Sana o zaman bir laptop armağan ediyorum. Mehmet Ali'cim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Mehmet Ali'cim. Senin programın o kadar uğurlu bereketli ki hiçbir şey vermesen de. Aa, kurban olurum sana. Çok güzel. Çünkü belki de final oynayacağım. Ben çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum ben. Belki de final oynayacağız. Belli mi olur? İflas geldi çünkü yüksek puanlarda onlara. En yüksek puanı kim almış? Bakıyoruz. Gökhan Ahmet Ağlı. Aa. Ve Murat geliyor. Bravo. Haydi arabaya al. Teşekkür ederim. Güzel bir araba. Güzel. Pırıl pırıl. Hayırlısı olsun. Hem de temiz. Kaç? Temiz doktordan. Böyle Murat, böyle satarlar değil mi araba? Arabayı al. Haydi Murat. Bir de bayandan derler. Az kullanılmış. Bayan. Bayan az kullanıyor ama anasını ağlatıyor arabanı. Yani ne debriyaj pedalı kalır ne bir şey kalır. Ay aşk olsun. Evet. Şiddetle kılıyorum. Doğruya ben doğru. Ben arabama çok yani çok dikkatli bakarım ve aynı zamanda çok titizimdir. Ve aynı zamanda çok iyi araba kullanırım ve bütün kadınlarından gayet iyi sürücü olduğunu düşünüyorum. Azınlıktasın. İstatistiklere baktığınız zaman da. Ben de kullanıyorum. İstatistiklere baktığınız zaman da Mehmet Ali Beyciğim. Evet. Erkekler. şurası gerçek ki erkekler daha iyi araba kullanır. Siz hep geri vitestesiniz. Biz hep 5. vitesteyiz. Wow. Ya dur bir dakika ya. Bir şey söyleyeceğim. Arabası 4 teker. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben nasıl bir araba kullanıyorum biliyor musun? Amerikan 77 model. 77. O yüzden bayan sürücüler yapıyor. Hem bir de kırmızı benim araba. O zaman hangi renk? Yeşil. Ya direkt kararlısın. Tabii tabii yeşil. Gelin yarışın. Hem eğlenin hem yarışın. Bundan daha güzel bir yarışma var mı ya? Hem bilgilerinizi tazeleyin. Şimdi sorumuz geliyor. Bir de Emel var. Bir Oo. De Emel. Ay, 13 harf 2 kelimeden oluşan bir mekan. Mekan. Evet. Yani de... her yer olabilir. Her yer. Pastahane.
dispanser, her şey olabilir. Bir mekan, B, C, D, Y, Z, İ, Joker harfler. Üç sessiz, bir sesli söyleyeceksiniz. Şşt. Üç sessiz, bir sesli. Evet. M diyeyim. Mehmet Ali'nin M'si. Kastamonu. Kastamonu'nun K'sı. T diyeyim bir de, Trabzon. Trabzon'un T'si. M, K, T. Şimdi bir de sesli harf. A alayım. A. M-K-T-A. M-K-T-A. Hadi bakalım. Akire Kimya Aynısı. Var mı başka? B, C, D, Y, Z, İ, M, K. Bir tane daha mı? Bu kadar. Ha bitti, tamam. Bu bir mekan. Bakalım hangileri yanacak? Aaa! Vallahi güzel. Beş harf. Açtıktan sonra ben süreyi başlatacağım. Açalım bakalım. Buyurunuz. Bu bir mekan. Süre başladı. Ben de soruya bakmamıştım vallahi. Ne? Var mı bir yanıt? Merasimli bir şey mi acaba? Merasimli bir şeydi ama ben de altını bulamadım. Merasimi ben de buldum. Süremiz doldu. Açalım bakalım neymiş. Sen bilmiş miydin? Bak ben de merasimi bildim, bak alttaki salonu bilemedim. Ay Allah, araba gittiyse çok üzüleceğim. Açayım mı? Açma. Kalbim var. Ay. Aa! Araba mı? Aa! Bir motosiklet de buradaymış. Sarıyı rica edeyim, yine sarıdaydı. Öyle mi? Hay Allah. Ya görüyor musun yani? Yine sarıdaymış. Bugün araba hep sarıdaymış efendim. Bakalım ne varmış 5 numarada. Araba. Bir çarşı felek burada sona eriyor. Ay canım. Ve Tuğba Özay'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Tuğba Özay geliyor.